Evet, bugün İpsal'dayız. Yine İpsal'da bölgede olduğu gibi koronavirüs vakaları görünmeye devam ediyor. Hem köylerinde hem de ilçe merkezinde. Bugün bölgedeki son vakaları konuşmak üzere İpsal Belediye Başkanı Abdullah Naci Ünsal'la birlikte son vakaları değerlendireceğiz. İpsal'daki yapılan çalışmaları konuşacağız. Başkanım hoş geldiniz. Teşekkür ederiz öncelikle. İpsal'da koronavirüs vakalarında son durum nedir? Şimdi İpsal'da koronavirüs vakalarımızda bir artış gözükmekte. Bu konuda çalışmalar had safhada ilerliyor. Şu anda iki köyümüz, bir de mahallemiz karantina altında. Giriş çıkışlarını engelledik. Yayılımı durdurmaya çalışıyoruz. Gün içerisinde 24'lere çıkan vaka sayımız şu anda 9'lara kadar düştü. Aldığımız önlemlerle bunları çözmek üzereyiz. Hatta bu hafta çarşamba pazarımızı kurdurmadık. Sırf yayılım olmasın diye. Tahmini olarak söylediğimiz bu virüsün bu seferki mutant olma ihtimali yüksek. Çok hızlı bir yayılım gösterdi. Mümkün olduğu kadar çözmeye çalıştık. Ve bu süreçte elimizden geldiğince de azaltmak için elimizden geleni yapıyoruz. Halkımızdan tek ricamız çok daha dikkatli davranmaları ve aile gezmeleri, ev gezmeleri, işte taziye ziyaretleri yapmamaları konusunda devamlı uyarıyoruz. Bu konuyu ciddiye alınması gereken bir konu. Sıkıntı oradan patlak geliyor. Halkımız baştan ciddiye almıyordu. Ama bu son gelen mutant virüs, tahmini mutant virüsle beraber bir ciddiyet oluşmaya başladı. Kayıtlarımız da oluyor ve vaka sayımızı da hızlandırmışken yavaşlatmaya döndürdük. Yani stabile çekmeye çalışıyoruz. Büyük ihtimalle de yakın bir gelecekte normale dönmeye çalışacağız. İnşallah da fazla bir kayıp vermeden bu işi sonlandırırız diye düşünüyorum. Peki pazar yeri bir haftalığına kapandı. Devam edebilir mi bu durum? Vallahi şu andaki vaka sayılarına bakılırsa haftaya açma ihtimalimiz var. Ama tabii bunu şimdiden bilmek çok zor. Çünkü günlük değişiyor vakalar. Eğer bir artış gösterirse büyük ihtimalle durduracağız. Yeniden bir hafta daha yayılmayı engellemeye çalışacağız. Peki sizin belediye olarak ne gibi çalışmalarınız var bununla ilgili? Şimdi normalde denetimlerimiz devam ediyor. İlaçlamalarımız devam ediyor. Bu virüsle beraber bir başka vaka da yaptık. Yani çıkan apartmanda bir vaka çıkarsa apartmanın tamamını alıyoruz. Karantinaya alıyoruz. Karantinaya aldıktan sonra da bütün o apartmanların ilaçlamaları her Allah'ın günü yapılıyor. Hiç durmadan ilaçlamalarımıza devam ediyoruz. Mahalle aralarımıza ilaçlamalarımıza devam ediyoruz. Halkımıza gördüğünüz gibi bir çeşme yaptırdık. Yeteri kadar, istedikleri kadar alabilirler. Nedir onun ismi? Dezenfektan alabilirler. Şişte ikiletmemeye çalışıyoruz. Yani hiç daha durmadan bu işin ilaçlamasını ve insanlara yardım götürme konusunda yardımcı oluyoruz haftalarımızla. Bu şekilde bütün hepsini elimizden geldiğince yapmak için mücadelemize devam ediyoruz. Mümkün olduğu kadar bulaşı azaltmaya çalışıyoruz. Yani teması kesmeye çalışıyoruz pozitif vakalarla. İnşallah azaltacağız. Peki son olarak teşekkür ederiz. Son olarak ne söylemek istersiniz? Vallahi halkımıza rica ediyorum toplu halde bulunmasınlar, maskelerini çıkarmasınlar. Bu üç kural, maske, mesafe ve hijyene çok dikkat etsinler. Bu virüs hakikaten çok hızlandı. Bu işi ciddiye alsınlar. En önemlisi o. Yani halkımızdaki en büyük sıkıntı bu işi ciddiye almamak. Ciddiye alsınlar. Kayıplarımız var. Allah onlara gani gani rahmet versin ama bu ciddiyeti almadığımız sürece de işimiz sıkıntılı. Halkımızda da görüyoruz ki bir ciddiyet var, başladı ve vaka sayılarımızda bir azalma başladı.
İnşallah yakın bir gelecekte bu musibetten kurtulacağız. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun başkanım. Teşekkürler.